Bakanlık fahiş harekete geçti. Fahiş fiyatla mücadele için ambalaj üzerine tavsiye fiyat yazılması planlanıyor. Çalışmaya göre, üretici, perakendeci ve toptancı ürünün fiyatını belirleyecek. Ürün o fiyattan rafa gelecek. Böylece her hafta çeşitli bahanelerle etiket değişimi yapılamayacak. Kaynak, Sabah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş fiyatı önlemek için gündeme getirdiği ambalaj üzerine etiket uygulamasının detaylarına Sabah ulaştı. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı görevlendirildi. Uygulamanın hayata geçmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Bakanlık üretici, toptancı ve perakendecilerle bir çalışma yapıyor. Ambalaj üzerine fiyat etiketi üçlü bir komisyon tarafından belirlenecek. Bu komisyonda bakanlık yetkililerinin de yer alması öngörülüyor. Ambalajlı ürünler, bu komisyonun belirleyeceği tavsiye fiyatıyla satılacak. Böylece, marketlerin her hafta çeşitli bahanelerle yaptığı etiket değişimi son bulacak. Tekelleşme bitecek, rekabet artacak. Uygulama, stokçuluğu da önleyecek. Tekel bitecek. Edinilen bilgilere göre ambalaja eklenecek tavsiye fiyatı konsensus ile belirlenecek. Üretici, toptancı, perakendeci ürünün üzerine maliyet ve karı ekleyerek bir fiyat çıkaracak. Bu fiyat Ticaret Bakanlığı ile paylaşılacak. Belirlenen fiyat, üretim tarihiyle birlikte ambalaja basılacak. Örneğin bir ürüne 100 TL tavsiye fiyatı belirlendi. O ay üretilen ürünün tüm ambalajlarına tavsiye edilen fiyat 100 TL şeklinde basılacak. Ancak perakendeci isterse bunu 120 TL'den satışa koyabilecek. Tüketici de bu durumda fırsatçıyı kolaylıkla tespit edebilecek. Bu durumu ilgili makamlara şikayet edebilecek. Bu tavsiye fiyatı, kendi arasında anlaşan marketlerin de tekeline son verecek. Fırsatçılara geçit yok, ambalaj üzerine fiyat uygulaması fırsatçılığın da önüne geçecek. Bilindiği üzere birçok market bir ürünü 3 ay önce almış olsa dahi döviz, benzin, kira gibi bahanelerle her hafta etiket fiyatını değiştirmeye başlamıştı. Diyelim ki perakendeci